Bir önceki videoda heterosiklik bileşiklerin de aromatik olabileceğini görmek için bu kriterleri kullanmıştık. Bu videoda ise başka aromatik heterosiklik bileşiklere özellikle 5 karbonlu halkalara bakacağız. O zaman buradaki pirolle başlayalım. Pirol molekülünde gördüğünüz gibi halkasında 5 atom bulunuyor ve buradaki karbonlara bakacak olursak karbonların hepsinin çift bağı olduğunu görüyoruz. Demek ki bu karbonların her biri sp2 hibritleşmiştir ve bu da her birinin serbest bir p orbitali olduğu anlamına gelir. O zaman bu 4 karbonun p orbitallerini şöyle bir çizelim. Şimdi halkada bulunan azotu ele aldığımızda önce bu azotun hibritleşme durumunu bilmemiz gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu da sterik sayıyı hesaplamaktır. Şimdi sterik sayının sigma bağlarının sayısıyla ortaklanmamış elektron çiftlerinin sayısının toplamına eşit olduğunu biliyoruz. O zaman hesaplayalım. Burada bir sigma bağ mevcut. Şurada ve şurada da bir sigma bağı görüyoruz. O zaman 3 sigma bağımızı buraya yazalım. Peki kaç tane ortaklanmamış elektron çifti var? Azotun burada bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. Öyleyse sterik sayımız 4 oluyor. Bu da pirolün bir sp3 hibritleşmiş olduğu anlamına geliyor. Tabii bunun böyle olmadığını biliyoruz. Çünkü pirol aromatik bir moleküldür ve sp3 hibritleşmiş bir azotun olması azotta herhangi bir p orbitali olmadığı anlamına gelir. Bu da bu bileşiğin aromatik olabilmek için ilk kritere uymadığını gösterir. Evet. Bu nedenle bu azotun sp2 hibritleşmesinin bir yolu olmalı tabi hatırlayacaksınız bunu nasıl yapacağımızı bir önceki videonun sonunda görmüştük. Azotun bu ortaklanmamış elektron çifti aslında azotta lokalize değildir. Yani bu ortaklanmamış elektron çiftini buradan alıp buraya taşıyabiliriz. O da böylece rezonansa katılabilir. Evet, bu elektron çifti buraya gelerek burada bir pi bağı oluşturacak. Ardından buradaki elektronsa bu karbona geçecek. Bu durumda rezonans yapımızda azotun pi bağı olur ve bu karbonun da artık bir ortaklanmamış elektron çifti olur. Ki bu da karbona eksi bir formal yük verir. Buradaki pi bağımızı da çizelim. Bu arada azot artık artı bir formal yüklü. Şimdi bu azotun hibritleşme durumunu analiz ettiğimiz zaman önce sigma bağlarımızı sayalım. Burada 1, 2 ve 3 sigma bağımız bulunuyor. Tabii bu kez ortaklanmamış elektron çiftimiz yok. Çünkü elektron çiftimiz rezonansta artık delokalize oldu. Böylece 3 artı 0'dan elbette sonuç 3. Bu da azotun artık sp2 hibritleşmiş olduğu anlamına geliyor. Tabii bu durumda azotun serbest bir p-orbitali var. Öyleyse şuradaki azotun üzerine bir p-orbitali çizelim. Nokta yapımıza tekrar bakıp düşündüğümüzde buradaki iki elektron aslında delokalize oldu ve rezonansa katıldı. Bundan dolayı bu ortaklanmamış elektron çiftini bir p orbitalini dolduruyor olarak düşünebiliriz. Yani tüm bu pi elektronları halkamız boyunca delokalize olmuş durumda. Evet şimdi aromatiklik kriterlerini bir kontrol edelim. Pirol sürekli örtüşen p orbitallerinden oluşan bir halka içeriyor. Bu tamam. İkinci ise halkada 4n artı 2 pi sayıda elektronu bulunuyor. Bu da tamam. Öyleyse şimdi bunları bir belirginleştirelim. Şöyle bir sayalım. Burada 2 pi elektronu. Şuradakilerle 4 ve aslında halkada delokalize olan bu pi elektronlarıyla toplam 6 pi elektronumuz var. Şimdi buradaki n 1'e eşitse 4 çarpı 1 artı 2 toplam 6 pi elektron eder. Böylece pirolün 6 pi elektronu var ve ayrıca sürekli örtüşen p orbitallerinden oluşan bir halkası da mevcut. Bu yüzden aromatik olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdi buna çok benzeyen başka bir moleküle bakalım. İmidazol. Bu molekülde de piroldeki bu azotun durumu söz konusu. İlk başta bu azot sp3 bitleşmiş gibi görünüyor. Ama biz şimdi bunun için bir rezonans yapısı çizebiliriz. Şimdi bu elektronlar buraya hareket ederken buradaki elektronlar da üstteki bu azota geçmiş olacak. Öyleyse yan tarafa bunun rezonans yapısını çizmeye başlayabiliriz. Buradaki pi elektronlarımız aynı yerde kalıyor. Burada ise artı bir çift bağımız var ve azot artık artı bir formal yüklü. Buna karşın üstteki azotun da elektron kazanmasıyla eksi bir formal yükü oluyor. Evet. Şimdi bu durumda maviyle işaretlediğimiz bu azot aslında sp2 hibritleşmiş. Şöyle burada da maviyle işaretleyelim. Bu azot aslında sp2 hibritleşmiş. Pirolde gördüğümüz durumun aynısı. İlk başta bu elektronlar buradaki azotta lokalize olmuş gibi görünebiliyor ama aslında öyle değil. Olası rezonans yapısı nedeniyle bu elektronlar halkada delokalize olmuş durumda. Evet, böylelikle hidrojene bağlı olan bu mavi azot aslında sp2 hibritleşmiştir. Hidrojene bağlı bu azotu aynı şekilde burada da belirginleştirmiş olalım. sp2 hibritleşmiş olmasından dolayı bir tane de p orbitali mevcut. Bunu da üzerine çizmiş olalım. Moleküldeki karbonlara bakacak olursak, önce şöyle kırmızıyla işaretleyelim. Evet, İlk nokta yapımızdaki bu 3 karbonun bir çift bağı bulunuyor. Bundan dolayı hepsi sp2 hibritleşmiş. Öyleyse bu karbonların da üzerlerine şöyle p orbitalleri çiziyoruz. Evet, şimdi ilk nokta yapımıza geri dönüp bu kez üstteki azota bakalım. Onu da şöyle morla işaretlemiş olalım. Şimdi burada baktığımızda tıpkı bir önceki videodaki piridin gibi bir örnek görüyoruz. Bu azot aslında sp2 hibritleşmiş. Ve böyle olmasından dolayı buradaki mor renkli elektronların rezonansına katıldığını ve buradaki mavi elektronlar ise bu azotta lokalize olduğunu düşünebiliriz. Yani sp2 hibritleşmiş orbitalinde. O zaman burada da bunları tanımlayalım. sp2 hibritleşmiş mor azot bu oluyor. Tıpkı piridindeki durum gibi. Şöyle p orbitalini de üzerine çizelim. Azotun mavi renkte bu ortaklanmamış elektron çifti ise azotun sp2 hibritleşmiş orbitalini dolduruyor. Şu şekilde. Yani bu elektronlar rezonansa katılmazlar. Bunlar sadece bu azotta lokalizedir. Evet. Şimdi aromatiklik kriterlerimizi düşündüğümüz zaman ilk kriterimiz sürekli örtüşen p orbitalleri olmasıydı. Ve onu da burada görebiliyoruz. Yani şunlar. Halkamızda bulunan her şey sp2 hibritleşmiş. İkinci kriterimiz ise 4n artı 2 pi elektronu kuralıydı. O zaman şimdi ilk nokta yapımıza geri dönüp bu mor elektronları hesaplayalım. Evet şöyle 2, şöyle 4 ve azotun ortaklanmamış elektron çifti de aslında pi elektronları. Buradaki rezonans yapısına baktığımızda öyle olduklarını görüyoruz. O zaman onları da mor yapalım. Böylelikle imidazol molekülümüzde toplam 6 pi elektronumuz var ve bu elektronlar halka boyunca örtüşen p orbiterlerinin etrafında delokalizeler. İki kritere de uymasından dolayı imidazol molekülü de aromatiktir. İmidazol molekülü aslında biyokimyada son derece önemlidir. Öyleyse şimdi imidazol halkasını içeren ünlü bir moleküle bir göz atalım. Bu molekülün adı histamin alerjisi olan herkes histamini duymuştur. Evet, imidazol halkasını bu histamin molekülünün sol tarafında görebiliyoruz. Biyokimyayı anlamak istiyorsanız, organik kimyada bulunan bu kavramları anlamak oldukça yararlı olacaktır. Histamin molekülü, biyolojik aromatik bir heterosiklik örneği. Molekülün bu kısmı yani imidazol halkası aromatiktir çünkü iki kriteri de karşıladığını gördük. Şimdi başka bir aromatik heterosiklik örneği daha yapalım. Bu kez içinde sülfür barındıran bu örneğe bir bakalım. Evet, molekülün adı tiofen. Bu az önce baktığımız pirol molekülüne benziyor. O zaman sülfürün sterik sayısını hesaplayarak analizimize başlayalım. Evet, sülfürümüz burada. Bu atoma bağlı sigma bağlarını bir sayalım. Bir sigma bağ burada, diğeri ise şurada. Şimdi sterik sayısı sigma bağ sayısıyla ortaklanmamış elektron çiftlerin sayısının toplamına eşittir. Ve burada sülfürün iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Böylece 2 artı 2 eşittir 4 eder. Bu da sülfürün sp3 hibritleşmiş olduğunu gösterir. Ancak bu aromatiklik kavramımız için işe yaramıyor. Çünkü bir şeyin aromatik olması için atomumuzun sp2 hibritleşmiş olması ve dolayısıyla serbest bir p orbiteli olması gerekiyor. Tıpkı buradaki karbonlarımız gibi. Aynı şekilde burada da tüm karbonların çift bağ ve birer p orbiteli var. Her bir karbon üzerindeki p orbitalini şöyle çizelim. Şimdi bu sülfür sp3 hibritleşmiş gibi görünüyor. Ama bu da elbette pirol molekülüne benzer bir örnek olacak. O zaman bu tiofen molekülü için bir rezonans yapısı gösterelim. Buradaki bir ortaklanmamış elektron çifti buraya gelerek sülfür ve karbon arasında bir pi bağı oluştururken şuradaki pi elektronları da bu karbona geçecek. O zaman hemen yan tarafa bu rezonans yapımızı çizelim. Artık sülfür ve karbon arasında bir pi bağı ve bu karbonun da artık bir ortaklanmamış elektron çifti var. Tabi bu durum karbona eksi bir formal yük vermiş oluyor. Burada bir pi bağımız vardı. Şöyle çizelim. Aynı şekilde sülfürün de ortaklanmamış elektron çifti bulunuyor. Onu da şuraya ekleyelim. Tabi bu da sülfüre artı bir formal yük vermiş oluyor. Şimdi tekrardan sterik sayısını analiz edelim. Önce sigma bağlarına bakacak olursak şöyle bir, şöyle iki. Formülümüzü şuraya yazarken önce sigma bağ sayısı yani 2 dedik. Bir de ortaklaşmamış elektron çiftleri sayısına bakalım. Bir tane çift var. O zaman 2 artı 1 eşittir 3. Böylelikle sülfürün sp2 hibritleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Yani 3 tane sp2 hibrit orbital var. Ve bu sp2 hibrit orbitallerden biri bu mavi renkteki ortaklanmamış elektron çiftini içinde barındıracak. Diğer iki hibrit orbital ise buradaki karbonlarla bağ kuracak. Tabi sülfürün sp2 hibritleşmiş olmasından dolayı bir de hibritlenmemiş p orbitali var. Onu da şöyle üzerine çizelim. Bu durumda ilk nokta yapımızdaki ortaklanmamış elektron çiftlerinden birinin bir p orbitalinde bulunduğunu düşünebiliriz. Tiofen'in ilk çizdiğim nokta yapısına bir bakalım. Bir p orbitalini dolduracak olan ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri de bu. Şöyle yine mor renkle gösterelim nokta yapısındaki diğer ortaklanmamış elektron çifti ise yanındaki sp2 hibrit orbitalinde bulunuyor. Bu durumu ne zaman görürseniz bu ortaklanmamış elektron çiftlerinin tam olarak nerede olduklarını düşünün. Evet, bunun yanında bir de pi elektronlarımıza bakalım. Burada 2, buradakilerle 4 ve alttakilerle toplam 6 pi elektronumuz var. Bu 6 sayısı Hükel kuralına uyuyor ve ayrıca bunlar halka boyunca örtüşen orbitaller etrafında delokalize oldular. Böylece tiofen molekülümüzün de aromatik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her iki kriteri de karşılıyor. Tabii oksijenin kullanıldığı tiofen benzeri yapılar da mevcut ve benim çizdiğim haricinde başka bir rezonans yapısı da çizebiliriz. Ama burada size ortaklanmamış elektron çiftlerinden birinin aslında delokalize olduğunu ve rezonansa katıldığını diğerinin de sülfür atomunda lokalize olduğunu ve sp2 hibrit orbitalinde bulunduğunu göstermek istedim. İşte aromatik heterosiklik bileşikleri bu şekilde analiz ediyoruz.